Ahlat Çatır kuderlerden günaydın. Haftayı tamamlıyoruz. Genel itibariyle yükseliş izlenilen bir hafta oldu. Hem hisse senedi piyasasında hem altın tarafında petrol fiyatlarında yukarı fiyatlama eğilimi gördük. Bizsüz endeksinde de 9000 seviyesi bugün test edilebilir. Uzun zamandır yatırımcılar 9000 seviyesini bekliyorlardı. Borsada rekor tazeleyerek kapattığımız bir hafta görebiliriz. Dün sektör endeksleri arasında en çok gıda içecek endeksi yükselirken en çok düşense sigortacılık endeksi oldu. Yabancı takas oranına baktığımızda yaklaşık %36,5 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dördüncü çeyrek bilançolar gelmeye devam ediyor. Enflasyon muhasebesi ayrışması görebiliriz demiştik. Şimdiye kadar gelen bilançolar olumlu bilançolardı. Piyasayı da olumlu olarak yansıdılar. Piyasaya pozitif yansıyan bir başka unsursa dün Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ilk enflasyon raporu oldu. Raporda 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %36, 2025 yılı beklentisi %14 olarak açıklandı. Bunlar bir önceki enflasyon raporuyla uyumlu rakamlar. 2026 içinse %9 olarak artık tek haneli enflasyona geçiş hedefleniyor. Merkez Bankası parasal sıkılaştırmadan ödün vermeyeceğini vurguladı. Piyasadaki likidite fazlalığını kontrol etmek için açılan depo ihalelerinin de başarılı gittiğini açıkladı. Dün yayınlanan Merkez Bankası raporunda döviz rezervlerinin düştüğünü görüyoruz. Enflasyon rapor sunumunda soru cevap kısmında yeni başkan Fatih Karahan rezerv birikiminin devam edeceğini belirtmişti. Fakat son zamanlarda düşen Merkez Bankası rezervlerinin nedeni olarak kur kurumalı mevduattan çıkışı işaret etti. Kur kurumalı mevduattan çıkan yatırımcıların döviz talebinden kaynaklanıyor Merkez Bankası'ndaki rezerv düşüklüğü dedi. Dolar kurunda yatay pozitif hareket devam ediyor. Bu sabah dolar 30 lira 67 kuruştan işlem görüyor. Yurt dışına baktığımızda ABD tarafında iş gücü rakamları güçlü seyrediyor. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilerin ve önceki dönemin gerisinde kaldı. 218 bin kişi olarak açıklandı. işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bugün Avrupa'da enflasyon rakamlarını ve yurt içinde sanayi rakamlarını takip ediyor olacağız. Bu sabah 10 saatin 2033 dolardan Gram altın 2005 Türk lirasından işlem görüyor. Haftayı kazançlı kapatmanızı diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.